Lideri Devlet Bahçeli'den Amerikan Başkanı Trump'ın skandal mektubuna çok sert tepki geldi. Mektup için nezaket dışı diyen Bahçeli Trump'ı kınadı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez kameralar önünde açıklama yapan Devlet Bahçeli hem Rusya hem de Amerika ile varılan mutabakatların başarılı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. MHP liderinin hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Nezaket dışı bir olaydır. Devletler arası ilişkilerde böyle bir mektuplaşma usulü yoktur. Trump'ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ileride çok daha iyi tanıyacaktır. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan skandal mektubuna bu sözlerle tepki gösterdi MHP lideri Bahçeli. O mektubun ABD'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı, bize yakışmayacak üslupla kalem alınmış bir mektubu hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etmesi en doğru yoldur. Bahçeli rahatsızlık geçirdiği 23 Eylül'den bu yana ilk kez kameralar önünde açıklama yaptı. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun açılış törenine katılan MHP lideri, terörist mazlum Kobani'nin Washington'a davet edilmesine sert çıktı. Bunu doğru bulmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak herhangi bir ülkeye düşmanlık besleyen bir terör unsurunu Cumhurbaşkanlığı Beştepe'de ağırlayacak, ona iltifat mı edeceğiz? CHP lideri Kılıçdaroğlu, Trump'ın mektubu üzerinden sert sözlerle Cumhurbaşkanı'nı hedef almıştı. Bahçeli o eleştirileri hatırlattı, Kılıçdaroğlu'na yüklendi. MHP lideri, Kılıçdaroğlu'nun toplumsal hareket başlatmak istediğini söyledi. Son günlerde bazı ülkelerde toplumsal hareketler oluşuyor. Bunların hepsi iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Şimdi bu toplumsal hareketi başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur. ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara değindi. Türkiye'nin hem sahada hem de masada kazandığını söyleyerek Erdoğan'ı tebrik etti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, buradaki almış olduğu karar Doğu ve Batı bloklarından Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruşu, kararlılığı ortaya koymasıdır. Türkiye üzerinde oynanan oyunu bozan ve ikisini bir araya getirerek milli menfaatler çıkar doğrultusunda Türkiye'nin daha da güçlü hale gelmesini sağlayan bir kişidir. Bu hakkı iade etmek lazım. Bahçeli sağlık durumuyla ilgili sorulara da "çok iyiyim, dinlenme sürecini tamamladım" sözleriyle yanıt verdi.